Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 27. hafta videolarına başlıyoruz. Evet son konuya başlıyoruz arkadaşlar son konu yani katı cisimlere başlıyoruz ve katı cisimlerin ilk haftasında ne yapacağız? Prizmalardan bahsedeceğiz. Giriş her zaman uzun olur ama giriş her zaman önemlidir. Bu ilk haftaya çok önem verin. Bu ilk haftayı iyi bir şekilde öğrendikten sonra Gerisi çok güzel bir şekilde gidecek. Hiç merak etmeyin. Evet gençler son konu olduğu için biraz ihmal edilen bir konu. Ama TYT'de iki tane soru. AYT'de de bir tane soru. Ama AYT'de iki tane soru da gelebilir. Toplamda 3 ya da 4 tane soru gelecek. Hatta TYT'deki iki soru bu haftaki videolardan gelecek. Yani prizmalar konusundan gelecek. O yüzden bu haftaya çok dikkat edin. Zaten son konu. Evet ihmal edilen bir konu. Ve bazı arkadaşlar sadece şu mantıkla gidiyor. Aman ne olacak ben hacmi ezberlerim, alan formülünü ezberlerim, formülleri ezberler geçerim diyen düşünen arkadaşlar maalesef yapamıyor. Bu konuda mantığını öğrenmeniz lazım. E bu konuda da böyle 3 e, boyutlu düşünemiyoruz maalesef. İşte düşünemediğinizi bildiğim için, sıkıntılar olduğunu bildiğim için buradaki konu anlatımını da ona göre dizayn ettim. Ve en baştan dik üçgenlerden yani pisagor bağıntısıyla yapılabilecek sorulardan başlayacağız burada. E, o yüzden buradaki konu anlatımı sırasında gerçekten ama gerçekten çok önemli. Ben nasıl öğrendiysem size de aynen bu şekilde öğreteceğim. E, bu mantığı kavrarsanız katı cisimlerde büyük ihtimalle sıkıntı yaşamazsınız. Konu anlatımı tabii ki öğretmek için ama ÖSYM tadında sorular var ya şeyde e, sonrasında. O ÖSYM sorularında son nokta vuruşu da yapacaksınız. Oğuz'daki sorular da çok önemli. Çünkü ÖSYM gerçekten çok güzel sözel sorularla karşınıza geliyor. İlla bir tane soruyla karşınıza geliyor. Önemli bir konudayız. Evet gençler bu haftayı yani prizmaları anlatacağız. Ve bu arada 29. hafta e, nerede hocam ya da 26-27 burası olması gerekmiyor mu? Hani analitik tekrarı 2 hafta ben hızlı gidenler için şunu tik yapayım. E, siz yapamadıysanız analitik tekrarını yapamadıysanız tabii ki yine bu hafta analitik tekrarına devam edin. Sonrasında prizmalara geçebilirsiniz. Ben boşluk olmasın diye buradakini daha öncesinde de yapmıştık zaten. 27. hafta dedim arkadaşlar. 27. haftaya da şöyle bir tık koyuyorum. Videolar bittikten sonra da siz yaparsınız. Toplamda 6 video gibi düşünüyorum. Belki 7 olabilir. Ee, en ince detay, detayına kadar işte, işte karınca soruları, bilmem ne soruları, parça çıkarma soruları her şeyine burada değindim. Ve buradaki ilk videomda ne yapacağım arkadaşlar? Temel diklik teoreminden, en temelden bahsedeceğiz. En temel. Yani çünkü... En çok sıkıntı zaten orada yaşanıyor. Hocam burasının dik olduğunu ben anlayamıyorum. Nasıl oluyor muhabbetini biz burada yapacağız bu videoda. Ee, video ilk video belki bir tık uzun olabilir. Belki de bu konuşmamın çok uzun olmasından dolayı uzun olabilir ama ilk video gerçekten ama gerçekten çok önemli. Sonra prizmalının mantığı sonraki video da gerçekten çok önemli. Ee, öyle öyle gideceğiz arkadaşlar ve bu işi iyi bir şekilde öğreneceksiniz. Her zaman diyoruz. Kuralı ezberlemek yok. İşte formül ezberlemek yok. Olayın mantığını kapın. Ondan sonra en baştaki öğrendiğiniz bilgileri ileriye de taşıyabildiğiniz sürece bu konuyu da çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Çünkü ilerleyen konularda mesela piramitte yani prizmaları, prizmaları da kullanarak işte prizmalarda böyleydi burada böyle deyip biraz hatırlatma şeklinde olacağı için bu haftaya çok ama çok, çok ama çok önem verin ve özen gösterin arkadaşlar. Biraz uzun olacak belki bu haftayı böyle bir buçuk haftaya falan da yayabilirsiniz. Çünkü gerçekten şey ence en detayına kadar bütün prizmaları ayrı bir şekilde işleyeceğiz. Zaten konu anlatımında başlıklarda da göreceksiniz. Neyse çok fazla lafı uzatmayayım. Dersimize başlayalım. Neyle başlıyoruz? Temel diklik teoremiyle dersimize başlayalım. Temel diklik teoremi. Evet dikliğin önemi burada çok önemli arkadaşlar. Dikliğin önemi çok önemli derken diklik gerçekten çok önemli bir yere sahip. O yüzden bu videoda full böyle diklikten bahsedeceğiz. Sonrasında hiç sıkıntı yaşamayacaksınız ama. O bu buradan nasıl geliyor falan sıkıntılarını yaşamayacaksınız. Gerçekten çok önemli bir yerdeyiz. Öncelikle arkadaşlar bir doğru bir düzleme dik ise düzlemin içindeki düzlem ile kesiştiği noktadan geçen her doğruya diktir ifadesi gerçekten çok önemli. Soruların içerisinde de kullanacağız. Mesela elimde şöyle bir düzlem olsun. Düzlemi parayla kenar şeklinde göstereyim. Böyle sarı bir düzlem tamam mı? Masanın üstü gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir masaya kalemi dik olacak şekilde koyduğunuz zaman Hadi koyalım bakalım. Şöyle bir kalem koydum ve dik olacak şekilde. Kalem bu masaya dik. Şimdi kalem bu masaya dikken ne oluyor şimdi? Hocam düzleme dik. O zaman düzleme dik olduğu yerdeki bütün doğruları da ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Yani şuradaki doğruya da diktir. Bak şurası diktir. E hocam bu basit zaten. Bunda bir sıkıntı yok. Basit gibi gözüküyor zaten değil mi? Yani şurası nedir? Yine burası 90 derecedir. Peki bakış açınıza göre şöyle gözünüze böyle gösterdiğim zaman ne oluyor bunlar? Dik oluyor değil mi? Şurası dik. Peki ben kalemleri şöyle yapsam biraz daha böyle yapsam. Hocam bakış açınıza göre şurası da açı daralıyor değil mi? Hatta kalemi, kalemleri tam bana doğru çevirsem şuradaki kalemi görüyor musunuz? Görmüyorsunuz değil mi? Sanki burada açı yokmuş gibi ama hala daha şöyle baktığınız zaman bir diklik var değil mi? İşte o diklik böyle. Kalem düzlemedik ya düzlemedik olduğu noktan geçen bütün doğrulardan ne olmak zorunda? dik olmak zorunda. Kalemi istediğiniz gibi döndürün. Buradaki bakış açınıza göre, bakış açınıza göre şurası daha geniş oldu şöyle baktığınız zaman, değil mi? Geniş oldu. A böyle baktığınızda tam dik görüyorsunuz. Bakış açınıza göre geniş gözükebilir ya da dar açı gözükebilir ya da hiç gözükmeyebilir. İşte önemli olan burada bu. Bir kalem ya da bir doğru, bir düzleme dik olduğunda o düzlemdeki o noktadan geçen bütün doğrulara diktir. Zaten biz de şöyle bir şey çizecekken hep düzlemden bir doğru çizeceğiz. Mesela buradan çizdin. Hocam burası da diktir. Şöyle şurası bak daha da dar açılmış gibi gözüküyor ama 90 derece. Aa hocam iki tane 90 yan yana geldi 180 olması lazım gibi düşünme. Artık 3 boyutlu. Bir düzlemin var. Düzlemin dışında havada da bir nokta var. Yani uzaydasınız artık. Yani r küpte çalışıyoruz artık. Bak 90 90 180 derece yapmak zorunda değil. İki tane 90 derece yan yana geldiğinde ya da şunu şöyle çizdiğin zaman yine burada kaç nedir? Şöyle 90 derecedir. Bunu sakın ama sakın unutma. İşte biz 90 dereceyi nasıl yakalayacağız? Bir doğrunun bir düzleme dik olmasından dolayı yakalayacağız. Ve dikliği de elde ederken genelde şeye bakacağız. Düzlemdeki o düzleme dik olmasından dolayı yapacağız. Hatta havada bir doğru varsa bir üçgen oluşturun. Ama üçgen oluştururken çizeceğiniz çizgi nereden olsun? Yüzeyden olsun. Yüzey dediğim odanıza bakın odanızdaki yan duvarlar, tavan, taban, ön, arka duvarlar mesela bir düzlemdir. İşte o duvarlardan bir şey çizeceksiniz. Havadan bir çizgi çizmeyeceksiniz. Ne demek istiyorum? Şimdi burada sizin önünüzde üçgenler oluşmuş zaten. Ben burada hala hazırda sıfırdan çizdim. Ben size burada şu doğruya ait bak 3 tane şekil kullanmışım. Aynı şekli kullanmışım. Bu doğruya ait ben 3 tane birden dik üçgen elde edebilirim onu göstereceğim. Ya hocam biz bir tanesini göremiyoruz, bir tanesini yapamıyoruz. Siz üç tane göstereceksiniz. Evet gerçekten öyle. Bak şimdi dikkat et. Burada şu havadaki bir doğruya ait bir üçgen oluşturduğun zaman ama bak havadaki doğruya ait bir üçgen havadan olmayacak. Yani şu şekilde olmayacak. Sen yine P'den M'ye giderken ne yapıyorsun? P'den havadan M'ye ulaşıyorsun. Yüzeyden çizmemiş oluyorsun. İşte buna dikkat et. Bir şey çizeceksin, bir üçgen oluşturacaksın. Üçgen oluşturduğunda da ne olacak? O büyük ihtimalle dik üçgen olacak. Ama yüzeyden oluşturur. Mesela sen zeminden çizdin. PL şunu çizdin mesela. A ne oldu? Burada açı 90 derecedir. 90 olan yer neresidir? Havadaki açılar değil. Zemindeki açı. Bak şu alttaki zemine dik değil mi? Evet. Alttaki zemine dikse hocam burası da o zeminden geçen bu noktaya da diktir. Yani şurada bir dik üçgen karşımıza çıktı mı çıktı. Başka dik üçgen var mı burada? Var tabii ki. Dikdörtgenler prizmasından oluşturulmuş ya bu şehir mesela. Hocam burası da 90 derece. Ayrıyetten şurada da bir 90 derece var. Dik üçgen var. İşte dik üçgenleri kullanmak dediğimiz olay bu arkadaşım. Peki başka hocam buna ait nasıl bir dik üçgen oluşturabiliriz? Arkadaşım buna ait yüzeyden bir tane üçgen oluştur. Mesela başka üçgen nasıl oluşturabilirsin? Hop hocam şöyle ön duvardan bir tane çizdim. Bak ön duvardan. Bana bakan duvardan bir tane çizdim. Üçgen oluştu. Üçgenin nerede? İşte tam olarak burada. İşte bu dik üçgendir. Hocam dik üçgen olduğunu nereden anlayacağız? Düzleme dik olan bir doğru var mı? Zaten şu doğru var, bu doğru var, bir de bu doğru var. Hocam buradaki kaneye doğrusu ön duvara dik değil mi? Evet. E, o zaman ön duvara dik olduğu için bu düzlemden geçen bütün doğrulara ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. E hocam bunu başka böyle şey yapabilir miyiz? Ben böyle bir üçgen oluşturdum ama... Bak şuradan geçen bu doğruya ya da diktir. Buradan geçen bu doğruya ya da diktir. Niye? Bu öndeki duvara dik olduğu için şurada kaçı da 90 derecedir ya da burada kaçı da 90 derecedir diyebiliriz. Ama benim işime yarayan çizgi bu çizgi. Öyle boş beleş çizgi de çizmeyeceğiz zaten değil mi? Buna da dikkat edin lütfen. Bu çok önemli bir yer. Peki başka türlü hocam buna ait bir üçgen başka bir üçgen oluşturabilir miyiz? Nereden çizdik? Alt duvardan çizdik. Alt duvardan çizdik. Ön duvardan çizdik. Bir de bakalım yan duvardan çizeyim. Bak şuradaki duvardan çizmeyle zaten çizim yöntemleriniz belli. Kaç tane yüzey var burada? Üst, alt, sağ, sol, ön, arka var değil mi? E baktığın zaman altı kullandık, önü kullandık. Arkayı kullanıp buna ait bir üçgen kullanabilir miyim? Hayır. Sağ tarafı kullanıp buna ait kırmızıya ait bir üçgen oluşturabilir miyim? Hayır. E, başka neresi kaldı? Önü kullandım, sol tarafı kullanmadım. Hocam sol tarafa da ait şöyle bir üçgen oluşturabilirim. Evet oluşturabilirim. Bak oluştuğu zaman ne oldu? Şuna bak. Bu bu yandaki düzleme dik. E, yandaki düzleme dikse o zaman buradaki açıda kaç derece olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Bak dik üçgen böylelikle karşımıza çıkmış. Oldu arkadaşlar. Hocam başka dik üçgen var mı diye soracak olursanız. Bak burası da 90 derece. Burada da bir dik üçgen var. Dik dörtgenler prizmasından dolayı. Tamam mı gençler? Bakın bu gerçekten çok önemli. Ya da başka bir şey daha göstereyim mesela. Şuradaki çizgi olduğu zaman şu çizgiye ait bir dik üçgen 90 derece nasıl elde edebiliriz? Mesela şu. Şurası 90 derece hocam. Ya da şunu çizersin. Burası da 90 derece hocam. Üst üste gelmiş oluyor. Yani senin kalemin bir böyleyken. Bak bir böyleyken görüyor musun? Şöyle şöyle siyahlar gözükmüyor ama. Bir böyleyken bir yukarı doğru kaldırmış oldum. Bak böyle sonsuz tane dik çizebiliyoruz bu kalemi. Buna dikkat et. Bir şey yaparken 90 derecede elde etmek istiyorsan nasıl elde edecek misin? Böyle düzleme dik olan bir doğru var mı? Ya seçenekleriniz tamam belli de şekilde belli eder. Yani dikdörtgenler prizmasında alt tane seçeneğiniz var. Sağ sol duvar, ön arka duvar, şey alt üst duvar ve ön arka duvar. O duvarların bir herhangi bir tanesinden bir şey çizeceksiniz. Ya yani bir şey çizerken de düzlemden yani yüzeyden herhangi bir yüzeyden zeminden sağ duvardan sol duvardan gibi şeyler çizim yapmalısınız. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Anam bir anda kaydı başlatmadım zannettim korktum valla. Neyse Güzel de anlattık. Anladınız mı arkadaşlar? Olay bu. Bu zaten sizde vardı. Ben hala hazırda böyle göstermek istedim. Şimdi sorulara başlayalım. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Şimdi yukarıdaki şekilde ABCD ve e, ABEF kareleri birbirine dik durumdur. Şimdi bunlar kare gibi. Kare ama 3 boyutlu baktığımız zaman kare gibi gözükmüyor. Paralel kenarmış gibi gözüküyor. Ama kare olduğunu bilin. E kare olduğunu kullanacaksın. 4 ise her yer 4'tür. 4'leri yazdın. A hocam bu karenin de bir kenarı 4 yaptı. Burada da 4'leri yaz. Burası da 4, burası da 4, şurası da 4 yapıyor hatta. Tamam yazdık. Hocam bunlar birbirine dik. Hani kitap kapağını açmışsınız gibi düşünün. Şöyle düşünün. Şöyle kareler birbirine dik. Hocam bunlar birbirine dikse şurası dik. Yani şu çizgi alttaki düzleme dik demektir değil mi bu? Evet. Şimdi havadaki bir doğru var. Havadaki bir doğruyu bulmak istiyorsak ne yapacağız? Bir üçgen oluşturacağız. Ama üçgen oluştururken de nereden? Yüzeyden. Hadi bakalım yüzeyden bir üçgen oluşturalım. Hocam x'e ait bir üçgen. Hop şöyle oluştu. Büyük ihtimal bu dik üçgendir. Havadaki açılar dik açı değildir. Bak şu havadaki açı bu da havadaki açı. Zaten bu düzleme dik değil mi? Düzleme dik olan doğruya dikkat edeceksiniz. Hocam düzleme dik olan doğru zaten bu doğru. Aa bu düzlemedikse düzlemin içinden geçen bu doğruya da ne olmak zorunda? Kesinlikle ama kesinlikle dik olmak zorunda. Tamam. E ee, burası 90 derece ise artık buradaki Pisagor bağıntısından sonuca ulaşabiliriz. E hocam şu uzunluğu bulmam lazım. Bu uzunluğu nasıl bulacağım? E burada da 4 var. 4 var. Bu bir kareydi. 90 derece. 4 4 ise burası da 4 köküydür. E Sonra 4 4 kökki ve x. Yani x'in karesi 4'ün karesi artı 4 kökkinin karesinden sonuca ulaşacağız. Unuttunuz mu yoksa? Buradan mı yapıyorsunuz işi? Yapmayın buradan be ya. Bu 4'ün kök 2 katı. Bu 4'ün 1 katı. O zaman x de 4'ün kare kük içinde 1'in karesi artı kökkinin karesi. 1 artı 2'ye yani 4 kök 3'e eşit olacaktır arkadaşlar tamamıyla bir dik üçgen. Evet bu konuyu da dik üçgenlerden anlatacağım. Daha öncelerinde hep ben size ne dedim? Arkadaşlar bütün geometri dik üçgen ve benzerlik üzerine inşa edilmiştir diye hep söyledim mi söyledim. Benim konu anlatımımda zaten onun üzerine. Bütün hep bu konulara başlarken hep bu konulara atıfta bulunuyorum. İşte burada da öyle görüyorsunuz. Sonra bu konunun da yapısı da var tabii ki ayrı bir yapısı da var. O da hacimdir şudur budur onlara da giriş yapacağız. <laughs> Neyse Geldik örnek 2'ye. Yukarıdaki şekilde E düzleminin içinde O merkezli bir çember ve bu çembere T noktasında teğet olan TA doğrusu çizilmiştir. B noktası E düzleminin dışında bir nokta, evet ve düzleme dik olan doğru bu doğru. 20 verilmiş. Arkadaşlar düzleme dik olan doğruya dikkat edeceğiz dedik. Evet düzleme dik olan doğru bu. Havada bir doğru olduğu zaman ne yapıyorduk? Bir üçgen oluştur. Üçgen oluşturduğunda da ne olacak? Üçgen oluşturduğunda da büyük ihtimalle dik üçgen gelecek karşısına. Oluşturdum. Hocam bu düzleme dikse bak düzlem üzerinden bir şey çizdim. Düzlemdeki çizdiğim bu doğru ya da ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. 20-25-3-4-5'in katı yani burası nedir? 15-20-25 üçgeninden burası da 15 çıkar. 3-4-5'in 5 katından dolayı. Sonra e hocam düzlemdeki çemberi kullanacağım. E çember konusu arkadaşlar çember. Bak bu düzlemde masanın üstünde çizilmiş gibi düşün. Masanın üstünde bir de çizgi var. Çembere teğet bir doğru var. Merkez var. Teğet var. Bağır bakayım. Evet. Çektik. E Hocam bunun yarı çapını bilmiyoruz. buluruz tabii ki. Bak burada bir pisagor çıktı. 12, 15. Ne üçgeni? 9, 12, 15 üçgeni. Bana ne diyor? A noktasının çembere en kısa uzaklığı nedir? A noktasının çembere en kısa uzaklığını bulurken merkezden geçiririz. Merkezden geçirdiğimizde de ne oluyor? Merkezden geçirdiğimizde şuradaki uzunluk oluyor. E o zaman yarı çapı da ben 9 olarak bulmuştuk. Bizde, bizden de x deniyor. Şuradaki x 9 artı x eşittir 15 ise x de böylelikle 6 olarak buluruz. Evet bu sorunun doğru cevabı böylelikle 6 çıktı. Geldik örnek 3'e. Arkadaşlar daha prizmaları görmedik ama önemli değil. Siz şu an şunu bilin. Tabanlarına göre isimlendirilir. Altıgen dik prizma ve hep dik prizma. Müfredatta dik prizma var. Dik prizma dediğim zemine dik olan prizma. Alttaki zemini neyse ise altıgen prizma. Alttaki zemine dik olan prizma. Bütün sütunlar alttakine dik olacak yani. Bunun eği de var ama e, bizim müfredatta yok arkadaşlar. E, biz sadece dik prizmalar deyince zem, alttaki zemine dik olan prizma olarak adlandıracağız. Ki sadece bu tanımı bilin yeterli. Sonra eski konuları da birleştireceksiniz. Mesela düzgün altıgen dik prizmanın yüksekliğini 12 diye vermişler. Yüksekliği dediğimiz işte o sütunlar. Hocam burası 12. Yani burası da 12. Şimdi havada bir doğru var. Havada bir doğru olunca ne yapıyorduk? Bir üçgen oluştur. Ama nereden çizeceğiz? Üçgenimizi nasıl oluşturacağız? Zeminden çizeceğiz. Hocam alttaki zeminden ya da üstteki zeminden çizeceğiz. Alt taban ya da üst taban. Fark etmez. Ha belki bu yan yüzeyden de çizebilirsiniz. Bilmiyoruz. Burada ne yapalım? Buna ait havadaki üçgene do doğruya ait bir üçgen oluştur dediğiniz zaman hocam hop şunu şöyle çizince bir üçgen oluştu mu? Oluştu. Bak önemli olan zemine dik olan doğru. Zemine dik olan doğru bu değil miydi? Evet e, bu zemine dikse o zaman burası zemine dik zemindeki diğer doğruya da dik olmak zorunda mı? Evet. Karşımıza bir dik üçgen çıktı mı? Çıktı. Nerede? Burada. E o zaman ben ne yapacağım? Öncelikle olarak nereyi bulacağım arkadaşım? İşte tam olarak buradaki kenarı bulacağım. E düzgün altıgeni kullanalım. Bir kenar uzunluğu da 2 kök 3 verilmişti. Düzgün altıgenin bir kenarı 2 kök 3 gel. Burada kaçısı? 120 derece. Ve bunlar da 30-30'u değil mi? Evet. 30 30 120 üçgeni yani 2 kök üçgen kök 3 üç katı burası kaç yapar 6 yapar. E artık Pisagor bağıntısı x de neye eşit olacaktır? 6 12 1 2 kök 5 üçgeninden 6 kök 5'e eşit olacaktır. Üçüncü soru böylelikle 6 kök 5 yaptı geldik dördüncü soruya. Bu sefer birim küpleri koymuşlar. Bak 4 tane eş küpten birim küp değil pardon. Birim küp deseydi her bir kenarı 1 olacaktı. 4 tane eş küp var ve adi uzunluğunu vermiş. Şimdi arkadaşlar zeminden çizeceğiz. Bak zemin şu tabanları böyle koydu. Buna ait bir üçgen oluştur deyince ne yaparsın? Hocam üçgeni oluşturalım. Aha şuna ait üçgen bu değil mi? Evet nereden çizdik? Zeminden çizdik bak. Fanteziye gerek yok. Vay efendim şunu şöyle yukarı doğru atayım. Buradan dik çizeyim. Tam çıkar ama fantezi yapmış olursunuz. Gerek yok. Zeminden bir tane çizin. Çünkü ben size ne dedim? Birkaç farklı bir şekilde dik üçgen çıkabilir. Başka nasıl çıkabilir mesela? Hocam üçgeni böyle oluşturursak da şey olur. Çünkü şuradaki yüzeye bak 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 dikkat et bu yüzey bu havadaki yüzey oldu ama önemli değil. Bu yüzeye şurası dik değil mi? Evet. Çünkü burası 90 derece yüzeye dik. Burası da 90 derece olur. Buradan da sonuca ulaşabilirsin. Yani sadece bir tane dik çizme ihtimalin yok. Sen yüzeyden bir tane üçgen oluştur. Büyük ihtimalle karşısına dik üçgen çıkar. Havadaki açılar bunlar. Bak burası 90 derece değil. Neresi 90 derece? İşte tam olarak burası 90 derece. E, bunların bir kenarına A diyeyim ben. Hocam ben şuradaki Pisagor'dan 4 kök 6'yı kullanabilirim. Öncelikli olarak nereyi bulmam lazım? Şurayı bulmam lazım. Buna ait bir Pisagor var mı? Var tabii ki. E bu bunlar şeyler bu 90 derece değil mi burası? Burada da bir Pisagor var. 1 2 kök 5 üçgeni. Burası A kök 5 mi yaptı? Evet. E o zaman burada 4 kök 6'nın karesi eşittir A'nın karesi artı A kök 5'in karesinden bu 16 çarpı 6. 5 a kare artı a kare. 6 a kareye eşit oldu buradan. E buradan da böylelikle altlar gidince 16 alt a kareye eşitse a'yı da böylelikle 4 olarak buluruz. Ve bizden bir ayrıt uzunluğu isteniyor. Cevabımız da böylelikle 4 çıktı. Dördüncü soruyu 4 bulmuş olduk arkadaşlar. Geldik 5'e. Beşinci soruda da arkadaşım ne demiş? Burayı k demiş. A e uzunluğunda 2k demiş. Hocam toplamda şu uzunluk da zaten dikdörtgenler prizması olduğu için bunlar sütunlar. Yani bu sütunlar birbirine eşit. Yani 3K eşittir. 12 ise K'yı böylelikle 4 buluruz. Peki K'yı 4 bulduk. Burası 8 burası 4 çıktı. Şimdi sen ne yapacaksın? Hocam senden bu üçgenin alanı isteniyor. Sen üçgen alan konusuna gel. En başa dön. Dön. Dön başa. Başa döndüğünde ne diyorduk? Bir üçgenin alanı neydi? Evet şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa kesinlikle ama kesinlikle %99.9 taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den çıkıyor değil mi? Burada da aynı şey arkadaşım. Bak katı cisim nerede olursa ne ol. Aynı şeyi biz dörtgenlerde de yaptık. Çember konusunda da yaptık. Bir üçgenin alanı sorulduğu zaman tabanına ait yüksekliği bulduk öncelikli olarak. Ama ne olacak? Şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa dedik. Burada da prizmalarda da öyle. Zaten bu dik prizma 90'lar mı düşüyor? E o zaman bu üçgenin alanı bulmak için tabanına ait yüksekliği bulacaksın. Hocam bu uzunluk yok. Buna ait yükseklik çizme şöyle. Çünkü bu uzunluk yok. E bu uzunluk yok. Buna ait yükseklik çizme. Neresi var? Senin elinde şuradaki uzunluk var. Buna ait yükseklik çizeceksin. Bunun tepesi burası. Buradan çizeceksin. Yani buna ait yükseklik hocam bu doğruya buna dik olmayacak mı? Hatta o tam A noktasında dik olur. Çünkü bu zemine dik olduğundan dolayı şurası 90 derece değil mi? Şu zeminden bir çizgi çizmişiz bak. Aa evet öyle. Hatta burada şurayı bulabilirim ben. 6 8 tabanı da dikdörtgen olduğu için burası da 90. 6 8 10 üçgeninden burası da 10 çıktı. Hocam o zaman bu üçgenin alanı nedir? Tabanın 4. Yüksekliğin 10. O zaman alanın ne olacak? 4 çarpı 10 bölü 2'ye eşit olacak. Yani 40 bölü 2'den 20'ye eşit olacak. Bilmediğim bir konu Allah aşkına. Hayır. Şu an sadece neyi öğrendik biz? Diklik nasıl olur? Onu öğrendik ve çatır çatır prizmalarla ilgili bütün soruları da yapıyoruz. Daha prizmaları tanımıyoruz bile. Sadece tanımını verdim ben size. Tabanıyla isimlendirilir. Dik prizma tabanlarına dik olan şey diye şey yaptım. Temel dikliği kullanıyoruz. Bir bu arada şunu da söyleyeyim. Temel diklik müfredatta yok deniliyor. Arkadaşım müfredatta yoksa biz bu soruları nasıl yapacağız? Adam sana diyecek ki mesela şu üçgen alanı atıyorum 20 diyecek. K'ya 2K diyecek. K'yı sen bulacaksın mesela. Prizmanın hacmi için yüksekliğine ihtiyacın olacak. O da tersten işlem yaparak bu sefer yüksekliğini bulduracak mesela sana. Yani bu sorular o yüzden önemli. Şimdiden önemli. Ve temel diklik tabii ki bizim olmazsa olmazımız. Temel diklik teoremi mutlaka müfredatta var arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Şekildeki dikdörtgenler prizması F noktası. Prizmasında F noktası. BCML yüzeyinin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi. Bir dikdörtgenin ağırlık merkezi nedir? Hocam köşegenlerin kesim noktasıdır. Peki köşegenleri çizdiğimizde vallahi şuradaki çizgilerle bir alaka mı olmuyor? Demek ki ben ağırlık merkezini böyle kullanamayacağım. Şimdi düşün. Bir dikdörtgenin ağırlık merkezi deyince ne yaparsın? Hocam ya köşegenlerin kesim noktası dersin ya da buradan dik çizdiğinde ne yapar? İki eşit parçaya ya da buradan dik çizdiğinde iki eşit parçaya böler diye düşünmez misin? Düşünürsün. O zaman burada bu köşegenler değil de sanki bu mantıklı olacak. Çünkü zaten bunları da eşit vermiş bana. Ve bakalım EL ile EM birbirine eşit eşitlenmiş. Tam eşit olan noktadan ağırlık merkezine gelmiş. O zaman bunun devamı da alttaki zemine e, iki eşit parçaya böler. Ve alttaki zemine diktiği midir? Evet. E o zaman bunu çizdik. Benden alfa isteniyor. Şimdi kardeşim şu doğruya ait bir üçgen oluşturmam lazım benim. Değil mi? Alfa isteniyor çünkü. E üçgen nasıl oluşturabiliriz? Hocam şöyle oluşturabiliriz. Nasıl oluşturabiliriz? Şöyle oluşturabiliriz. Hop şu. Gördün mü artık bir üçgen oluştu. Aa hocam bu alttaki zemine dikti. O zaman buradaki açımız da 90 derece. Şunu demiyorsun değil mi? Hocam 90-90-180 yaptı. Buradaki kaçın olacak demiyorsun. Bak bu düzlemdeki açı değil. Havadaki açı. Dikkat et. Hatta ben bu 90 dereceyi şöyle göstereyim de daha net gör böyle. Yani şöyle 90'lar şöyle 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 gidiyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet dik üçgen karşımıza çıktı. İşte tam olarak burada. Hocam şu kenar belli. Hangi kenar belli? Şuradaki kenar belli. 13 gen burası. Burası da 13 mi olacak? Evet. Şurası 13. E burada da bir dik üçgen var. Çünkü burası dikdörtgen. 5, 12, 13 üçgeninden burası da 13 oldu. A ikiz kenar dik üçgen çıktı. Açımız da o zaman kaç derece oldu? 45 derece oldu. Evet örnek 6'yı böylelikle 45 bulduk arkadaşlar. Cevabımız 45 oldu. Zor mu? Değil kardeşim. Hadi bakalım örnek 7'ye. Hadi örnek 7'ye bakıyoruz şimdi. Örnek 7'de ne demiş? Çevre ABCD. Bakın şekilde tabanları düzlemsel 2 küp ve ABC'de dikdörtgeni verilmiş. Ha bu soru da güzel bir soru. Arkadaşlar ÖSYM şunu çok seviyor. E, ee, çarpanları ayırma ile ilgili işlemleri böyle geometrin içerisinde sorabiliyor. Genelde tercihi şeyde oluyor. Nerede oluyor biliyor musunuz? Dikdörtgende karede oluyor. Ya da katı cisimlerde de tercih, tercihen bu tercihini kullanabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ya çarpanları ayırma da matematiğin en önemli konularından biri olduğu için bunu da bileceğiz tabii ki. Neyse bakalım burada ne demiş. Çevre ABC'de Arkadaşlar iki tane küp verilmiş. Bir kenara A olsun bir kenara B olsun. Hocam burası da B burası da A oldu. E o zaman burası da B yaptı. Burası da A mıdır? Evet. Şimdi ben bunları kullanacağım. Çevre ABCD'yi vermiş mi? Bize vermiş. Yani çevre ABCD. Hocam 2A artı 2B eşittir. 12 verilmiş. A artı B kaç yapar o zaman buradan? A artı B 6 yapar. Alan d'yi de A çarpı B'yi de kaç vermiş? 4 vermiş. Bak bu ifadede siz matematikte de çok karşılaşıyorsunuz. A artı B belli. A çarpı B belli. Genelde ne soruluyor? A kare artı B kare. A kare eksi B kare gibi ifadeler soruluyor değil mi? Evet. A burada ne sorulmuş? Kale uzunluğu. Hocam kaleye ait bir üçgen oluşturalım. Şimdi iki tane farklı yöntemimiz var. İster buradan böyle oluştur. Şöyle bir üçgen oluşturduğunda. Hocam bu buradaki yüzeye oluşturulan bak bu yüzeye bak şu yüzeye bak. Dik. O yüzden burası 90 derece diyebilirsin. Ya da siz genelde şunu seviyorsunuz. Düzlemden düzlem derken tabandan ama her taraftan çizmeyi de bilin artık. Yani tavandan çizmeyi seviyorsunuz. Hocam şuradan şöyle bir üçgen oluşturursam. Bu alttaki düzleme dik ya. O zaman burada kaç da 90 derece diyebilirsin böyle. Buradan da yapabilirsin. Peki burası A. Peki şimdi şurası da 90 derece olduğundan öncelikli olarak şurada bir Pisagor bağıntısından burayı bulabilirim. Şuraya bir e, ne diyeyim? Mesela n diyeyim. Şuradaki x uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar n kare neye eşittir? A b kare artı şurası b kare artı a artı b'nin karesi. A artı b'nin karesine eşit. Tamam n kare buna eşit. E bir de sonrasında burada bir pisagor yapmayacak mıyım? Evet x kare ne eşit peki arkadaşlar? A kare artı n kareye eşit. Yani x kare neye eşit oldu? A kare artı n kare dediğimde bu. B kare artı A artı B'nin parantez karesi oldu mu oldu? E hocam A artı B belli zaten. Bunun yerine 6 yaz. A kare artı B kare lazım. A artı B belli. A çarpı B belliyken A kare artı B kareyi nasıl bulursun? Şöyle A artı B 6'ya eşit ya. Her iki tarafın karesini al bakayım. Hocam karesini aldığım zaman a kare artı 2ab artı b kare eşittir 36 oldu. a çarpı b de 4'tü zaten. 4, 4 kere 2, 8. a kare artı b kare de ne olacak? 36 eksi 8. Yani 28 oldu. O zaman gel burada bunun yerine de 28 yaz. E, o zaman 28 yazınca burada a kare artı b kare yerine. E, o zaman x kare neye eşit oldu? 36 artı 28'e eşit oldu. Hocam 28 artı 36 yaptı. Bu da kaç yaptı? Sanırım 64 yaptı. O x kare 64 ise x de böylelikle kaç çıktı? 8 çıktı. Güzel bir soru. Çarpanlara ayırmayı kullandıran bir soru. Dik üçgenden çıkan bir soru. ÖSYM böyle şeylere de dikkat ediyor arkadaşlar. O yüzden siz de, siz de sizin de karşınıza böyle bir şey çıkartmak istedim. Ee, aynı şeyi biz dikdörtgende de karede de görüyoruz. Ki gerçi bu da bir dikdörtgen sorusu ve kare sorusu aslında. Bak şöyle baktığınızda var. Ve dik üçgenle de karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet örnek 7'yi de böyle 8 olarak bulduk. Geldik örnek 8'e. Şekildeki kare dik prizmada e noktası bcml kare yüzeyin ağırlık merkezi. Bak kare dik prizma demek ne demek? Şu bcml bir kare verilmiş zaten bize. Bu tabanı kare olan bir şey. Yani tabanı kare derken Tabanı kare gibi düşünebilirsiniz. Bu sarı yüzey üzerine yatırdığınız zaman kare dik prizma. Taban ve tavan kare yapıyor sadece. Madem kare demiş bu BCML kare olarak verilmiş. 8 kök gibi her yer? Evet. E hocam BCML yüzeyinin ağırlık merkezi demiş. Ağırlık merkezi dediğimiz nedir arkadaşlar? Ya köşegenlerin kesim noktası biraz önce de söyledim. Ya köşegenlerin kesim noktası ya da şuradan dik çizdiğinde iki eş parçaya buradan dik çizdiğinde iki eş parçaya bölecek. Ama öncelikli olarak biz tabii ki neyi düşünürüz? Tabii ki köşegenlerin kesim noktası mı hocam diye düşünürüz. Şöyle çizdik mesela. E köşegenlerin kesim noktası olursa köşegenler dik kesir böyle ve şunlar da birbirine eşitti. A hocam 8 kök ise bunlar 8 8 yaptı. Çok güzel. E artık havadaki bir doğruya ait dik üçgen oluştu. Var mı 90'lık? Var tabii ki. Şuradaki dik üçgen değil mi? Evet çünkü bu yandaki duvara dik. O zaman yandaki duvardaki bu doğruya da dik olmak zorunda değil mi bu? Evet. Ve kenarlar 8 var. 15 var. 8, 15, 17 üçgeninden cevabımız da böylelikle 17 çıkar arkadaşlar. Evet bundan önceki değil de bir önceki soruda da biz neyi kullanmıştık? Şunu kullanmıştık. Ama şimdi ne çıktı? Bu köşegenlerin kesim noktası çıktı arkadaşlar. Örnek 8'i böylelikle ne bulduk arkadaşlar? X'i 17 bulduk. Şöyle 17 deyip yazalım. Geçelim. Geldik bir sonraki soruya. Bu sefer de silindirden bahsetmişiz. Evet. Şekil 1'de silindir tabanı daire olan bir prizmadır aslında. Şimdi şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle baktığınız zaman silindir konusu 10. sınıf değil de 11. sınıfta görüyorsunuz. TYT'de çıkmaması lazım diye şey yapıyorsunuz ama 2022 sınavında yani TYT'de çıkmaması lazım olan bir konuyu sordular arkadaşlar. Gerçekten ben de şaşırdım. E, çünkü 9 ve 10 sorulacak diye biliyoruz biz. Ama 11. sınıf konusunu sordular, bir sordular. Ama sorabilirler mi? Sorabilirler. Çünkü silindir de bir aslında nedir arkadaşlar? Prizmadır. Müfredat ne diyor? Prizmalardan soru sorulacak diyor. E tabanı dair olan bir prizma olduğu için e, prizmanın da hacmi de herkes tarafından bilindiği için bu soruyu sormaya çekinmediler. O yüzden prizma ilgili pardon silindirle ilgili soruyla da yine karşılaşabilirsiniz. TET kısmında. Evet şekilde yarı çapı 3 ve yüksekliği 4 cm olan silindir. 3 eşit parçaya ayrılıp elde edilen parçalar şekildeki gibi üst üste konulmuş. Arkadaşlar 3 eşit parçaya ayrıldıysa üstteki daireyi bak bu daireyi 3 eşit parçaya ayıran şey nedir? 3 tane dilimdir hocam. 3 dilim eşit dilim olacak o zaman eşit açı olacak. Eşit açı 363'e böldüğüm zaman 120'lik dilim. O zaman burada kaç kaç derece? 120 derece. Şimdi bu çizgiyi bulmaya çalışacağız. Ve şu uzunluk kaç birim? 3 kök 3. Bu uzunluk kaç birim? yarıçap çap olduğundan 3 kök 3. E yükseklik kaç birim? 4. 4. 4 bir tanesi. Toplamda 12 yaptı. Havadaki bir doğru var. içinden geçiyor. AB uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar yapacağımız hamle belli. Buna ait ne oluşturacağız? Bir dik üçgen. Bir üçgen. Yüzeyden bir üçgen çizin. Al sana üçgen. Bak hop şunu çizersem hocam olay bitti. Üçgen oluştu. Bu üstteki Düzleme dik değil mi? Evet o zaman burası 90 derece alsana Pisagor. Ama öncelikle burada ne var? 30 30 120 üçgeni var. 30 30 120 üçgeni 3 kök 3 3 kök 3 kök 3 katından dolayı burası kaç çıkar? 3 kök 3 kök 3 katı 9. E burası 12. E burası da 12. 9 12 15 üçgeninden burayı da kaç bulduk arkadaşım? 15 bulduk. Örnek 9'u yani Ali Bey uzunluğunu böylelikle 15 bulduk arkadaşlar. Zor mu? Değil. Bilmediğin bir şey var mı? Yok. Baktığın zaman. Evet geldik buna. Şimdi 6 var, 8 var, 4 var, 9 var ve havadaki gibi doğru isteniyor. Hmm. Hocam ne yapalım burada? Valla buradaki uzunluklar olmadığı için hiç buraya yoğunlaşmayalım bence. Nereye yoğunlaşalım? 6, 8 var ya aslında karşı tarafta 6'dır. Burası da 8'dir. Burası da 8'dir değil mi? E hocam 6, 8'i gören insan artık şey yapar herhalde ya. Hop hocam 6, 8 13 geninden 6, 8 13 geninden burası 10 diyebilirsiniz. Peki. Hocam bu yandaki duvara dik olduğundan burası diktir. Hocam bu da yandaki duvara dik olduğundan diktir. Buna yoğunlaşacağız. Arkadaşlar farkında mısınız? Bu sefer de karşımıza bir dik yamuk çıktı. Bak şuraya bak. Dikkatli bak. Burada bir dik yamuk yok mu? Var. Yani buna ait bu sefer bir üçgen oluşmadı bu çizgiye ait. Ama üçgeni ben oluşturabilirim. Nasıl oluşturabilirim? Hocam yapacağımız hamle belli. Dik yamukta ne yapıyorsak onu yapacağız. Dik yamukta ne yapıyoruz gençler? İnsan olan dik çizer demiyor muyuz? E hadi çiz bakalım dikini. Şuradan çizdin dikini. Hop dikini çizdin. Diki çizince ne geldi buradan? Hocam 90. Dik dörtgen geldi. Şurası 4 ise burası da 4'tür. Hocam buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Şuraya. E burası 10 ise burası da 10'dur. E ne çıktı? Pisagor. 5 var. 10 var. 1, 2 kök 5 üçgeninden. E, F uzunluğunda böylelikle 5 kök 5 olarak bulur. Evet örnek 10'u 5 kök 5 bulduk ve geldik örnek 11'e. Şimdi. Bu biraz zorcala bir soru arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Bir ayrıtı 4 birim olan küpte KLM'ye ne noktaları? Bulundukları kenarların orta noktalarıymış. Bir kenar 4 birim ya. O zaman 2 birim 2 birim. Şuradaki orta noktalar 2 birim 2 birim. 2 2 iken 2 kök 2 oldu. 2 2 iken 2 kök 2 oldu. Şuradaki uzunlukları bulabilir miyim acaba? Üçgen oluştursak buluruz tabii ki. Al sana üçgen. Hocam 2 4. Öncelikle şu düzlemde burası 90 derece. Ve burada da bir Pisagor var. Çünkü burası 90 derece. 2 4 2 kök 5 burası. 2 bir kafadan yapacağım. 2 kök 5'in karesi 20 artı. Ee, burası 2'nin karesi de 4 yaptı. Kök 24 yaptı burası. Kök 24 yaptı burası. Tamam kök 24. Aynı şeyin laciverti alt tarafta. Hop şöyle çizecek olursak arkadaşım şu uzunluğu bulabiliriz. Yine aynısı 2 4 2 kök 5 burası. 20 artı 4'ten kök 24 yaptı burası da. Evet. Aa ne çıktı karşımıza. Arkadaşlar 2 kök 2, 2 kök 2, kök 24, kök 24. Ve bizden bunun alanı isteniyor. Bunun alanı nedir? Bunun alanı deltoid, deltoid çıktı. Deltoid'in alanı köşegenler çarpımının yarısıdır. Peki arkadaşlar ben buradaki şu köşegeni bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Şu köşegen çıkar. Hocam bak zeminden 2 birim yükseklikte zeminden 2 birim yükseklikte geldiğim zaman o aslında şuna eşit olmaz mı? Olur. O da 4, 4, 4 kök 2 değil midir? Evet. Şurası da 4 kök 2 oldu mu? Oldu. Peki 4 kök 2 olduysa sonrasında ben diğer köşegeni bulmak için şöyle dik çizip hamle yapabilirim ama bunu bulmak gerçekten zor olur. O zaman şu üçgenlere yoğunlaşalım. Hocam bu üçgenle şu üçgenin alanını bulursam olay bitti. Bütün kenarlar var sonuçta burada. Ve burada 4 kök 2 var 2 kök 2 var ve kök 24 var. Ha, özel bir durum var mı? Arkadaşlar genelde ben şeye bakarım. E, bütün kenarları olduğu zaman dik üçgen diye bakarım. Mesela bunun karesi kaç? 32. 4 kök karesi 32. Acaba eşit mi? 2 kök karesi artı. Küçük, ke, en büyük kenar 4 kök 2 o yüzden onun karesi dedim. Artı kök 24'ün karesine eşit oluyor mu diye bakarım. Bak bakayım. 4 kök karesi 32. 8 artı 24 de 32'ye eşit oldu mu? Oldu. Ha, hocam bu bir dik üçgen o zaman. Burası 90 derece. Aynı şey burada bak. 4 kök 2, kök 24, 2 kök 2. O zaman burada kaçı da 90 derece? O zaman bu iki dik üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar bize. E alan da basit o zaman artık. Dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Yani 2 kök 2 çarpı kök 24. Kök 24 dediğimde 2 kök 6'dır arkadaşlar. Bölü 2'den kaç tane var? 2 tane var. Çünkü 2 kök 2 ve kök 24. Şöyle bakacak olursan. Bak burası 2 kök 2, burası kök 24. Yani burası kök 24, 2 kök 6'dır. E, burası da aynı şekilde 2 kök 2. Burası da kök 24. Yani 2 kök 6. Bu çarpımların yarısı, yarısından 2 tane aynı üçgen olduğu için çarpı 2 dedik. Şunlar gitti mi gitti. Burası da kaç oldu? 4 kök 12 oldu. Kök 12'de de 2 kök 3 diye çıktığı için cevabımız böylelikle 8 kök 3 çıktı. İşlem hatası yapmadıysak arkadaşlar. Evet. Böylelikle örnek 11 biraz biraz zor cana. 8 kök 3 bulduk. Alanla da ilgili böyle bir hikaye karşınıza çıkabilir. Ee, bu şekilde bulduk ama bu uzunlukları bulmak bile bir marifettir onu da söyleyip size. Ee, o da dik üçgenden çıkıyor ama videonun sonlarına doğru biraz çıtayı yükselttiğimizde biliyorsunuz değil mi gençler? Neyse evet geldik şu soruya. Bu sefer de değişik bir prizma verilmiş. DK kaçtır diye. Sor Öncelikle DK ait bir dik üçgen oluşturacaksın kardeşim. Nasıl? Hocam üçgen yüzeyden çizeceğiz değil mi? Hadi yüzeyden çizelim. Nasıl çizeceğiz yüzeyden? Genelde siz tabandan çizmeye seviyorsunuz. Şöyle çizsek yine dik üçgen karşımıza geliyor mu? Geliyor aslında. Bak. Hocam burası. Şu zemine dik değil mi? Evet. Değil. Bak bu sefer de zemine dik değil. Çünkü bu yan geliyor. Bu dik yamuk şeklinde. Şurası dik yamuk. Sadece şunlar dik. Bunlar dik. Bak bu sefer şöyle çizdiği zaman dik üçgen oluşmuyor. Çünkü bu yüzey eğri geliyor böyle. Değil mi? Evet eğri geldiği için olmadı. Ama bu zemine dik olduğundan dolayı şu daha garanti. İşte bu daha garanti. Eğer ben şuradaki doğruyu bulacak olursam arkadaşım olay bitti. Şu doğruyu bulursam sonra dik üçgenden olaya ulaşacağım. Evet çünkü bu zemine dikse buradaki doğruya da diktir. Öncelikle ben nereye ulaşacağım? Buraya ulaşacağım. E, burada eşitlik var. Zeminde bir yamuk değil mi? Yamuk. Yamukta da eşitlik var. Yamukta eşitlik olunca ne gelecek aklımıza? Orta taban değil mi? Evet orta tabanı çizelim. Arkadaşım öncelikli olarak burası 3. Buranın da ne olduğunu biliyorum. 13 olduğunu biliyorum. Hadi orta taban çizelim. Şuradan bir orta taban çizersem. Hocam orta taban çizdik. Dik yamuk zaten. Şurası 90 dereceyse o zaman burası da 90 derece. Şurada uzunluk belliydi. E, bunlar 3 kök 2, 3 kök 2 zaten. Ve 13 ve 3 var burada. Orta tabandan dolayı 13 artı 3 26 bölü 2'den. 13 artı 3 16 bölü 2'den kaç yapar arkadaşlar? 8 yapar. E o zaman öncelikli olarak Pisagor bantından soru işaretini bulabilirim ben. Yani şuraya bir A diyeyim. A kare neye eşittir? 3 kök 2'nin karesi artı 8'in karesine eşittir. Yani 18 artı 18 artı 64'e eşittir. Yani kaç yapıyor? 72 yapıyor. O zaman 72 de nedir? A da buradan kaç yapar o zaman? 6 kök 2 mi yapar? Evet. A'yı 6 kök 2 bulduk. E şimdi ne yapacağız? Arkadaşım işte tam olarak burada bir dik üçgen var yine. Hocam bir dik kenar 3 kök 2 diğer dik kenar 6 kök 2 ise o zaman buna x diyecek olursak 1 2 üçgeni var. 1 2 kök 5 üçgeninden 3 kök 2'nin kök 5 katı olmaz bu orası. Yani böylelikle 3 kök 10 diye buluruz cevabı. Örnek 12'yi böylelikle 3 kök 10 bulduk. Ve geldik son soruya. Hadi bakalım. Son soru. Bir ayrıtın uzunluğu 12 olan küpte. Ee, bunlar orta nokta olarak verilmiş. Yani 6 6 12 12 6 6 6 Işte 12 olduğunu biliyoruz. Peki PS ile SR birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit verilmiş. Hocam burası da 6 ya 6 6. 6 6 6 kök 2. Burası 3 kök yaptı. Burası da 3 kök yapacak. Bizden ne isteniyor şimdi? Şu uzunluk isteniyor. Ya bunu bulmak için direkt üçgen oluşturamıyoruz ki. Şöyle dik çizersin. Şöyle yaparsan bir dik üçgen oluştursun. Ya da başka bir hamle yapmalıyım. Bak şunlar birbirine eşit. Ben burada şunu çizecek olursam hop şöyle bir şey çizecek olursam. Hocam şunlar zaten birbirine paralel. Aynı üçgen değil mi? 6 6 6 kök 2 6 6 6 kök 2. E o yüzden burada bir paralel kenar oluştu. E, şurası şurası şuradaki uzunlukla buradaki uzunluk aynı mı? Aynı. Yani ben şu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Peki bu uzunluğu bulmak için ne yapacağım? Yine dik üçgene karşılık getireceğim. Hop alttaki zemine dik çizecek olursam. Alttaki zemine dik çizdim. Direkt üçgen oluşturarak olmuyor. Bir de şuradan şuraya dik çizersem aslında orası çıkacak arkadaşlar. E ee, yine bu soruda tabii görmesi biraz zor bir soru. O zaman 12 ise burası da 12 oldu mu? Oldu. Hemen 12 yazalım. Bu 6 6. E hocam burası dik üçgenden 6 6 6 kök yapar. Dik üçgenden dolayı çünkü zemine dik burası. E ee, burada da arkadaşlar şuradaki x uzunluğunu buluruz. Yani x'in karesi neye eşit olacaktır o zaman? 6 kök karesi artı 12'nin karesine eşit olacak. Burada 6 kök 2 ve 12 Tabii ki ben dik üçgeni kısa bir yoldan bulayım. Bu 6 kök 2 dediğimiz nedir? 6'nın kök 2 katı. Burası nedir? 6'nın 2 katı. O zaman x de direkt ne olacaktır? 6'nın kare kük içinde kök 2'nin karesi artı 2'nin karesi. Yani 2 artı 4 olacaktır. O da kaç yapar? 6 kök 6 yapar arkadaşlar. Bu uzunluk x'gen yani burası da x değil mi? Evet. Çünkü niye? Burada bir paralel kenar var. Karşıtlı kenarlar birbirine eşit ve paralel olduğundan dolayı diyebiliriz arkadaşlar. Diğer türlü 90 dereceyi bulmak alta dik çizip buradan buraya dik çizmek biraz sıkıntılı olacak gibiydi arkadaşlar. O yüzden böyle bir hamle yapmış bulunuyoruz. Evet böylelikle örnek 13'te hallettik mi? Hallettik. Ve böylelikle ilk başta ki olayı hallettik. Tabii ki son sorular biraz zorcanaydı arkadaşlar. Böyle sorularda da görün. Bu kadar zor soru karşınıza çıkar mı? Zannetmiyorum ama yine de nasıl yapıldığını şöyle bir 3 aşağı 5 yukarı bilin. Biliyorsunuz her tarzda soru var. Ama son 3 soru kafanıza son soruyu kafanıza da takmayın arkadaşlar. Ben biliyorsunuz her şeyi vermekle e, zorunluyum. Vermek zorundayım. Çünkü kafada ben bende bir soru işareti kalır. Hani böyle sorularla da uğraşın ki e, böyle bir mantığında olduğunu görün ve bunlarla da sonrasında çıktığı zaman sıkıntı yaşamayın diye böyle şeylerde gösteriyoruz. Neyse Böylelikle temel dikliği hallettik. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki videoda dik prizmalara başlıyoruz arkadaşlar. Dik prizmalarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.